Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere Amerikan seçimlerinden bahsedeceğim. Çok az bir süre kaldı. Dünyanın gözü Amerikan seçimlerinde. Joe Biden mı alır? Başkan Trump mı alır? Niye önemli? Çünkü iki iki başkan adayını şu an seçildikten sonra uygulayacağı politika birbirlerine zıt. Her ne kadar birçok konuda Ortak politikalar olsa da, bende kaynaklı, dünyanın geleceğiyle ilgili, dünyanın yönetimiyle ilgili farklı yaklaşımları var. Şimdi geçen seneki seçimlerde Başkan Trump tüm anketlerde gerideydi. Hillary Clinton fazla oy aldı, 3 milyon civarında ama Amerika'daki seçim sisteminde fazla oy alan seçilmiyor arkadaşlar. Bir seçiciler kurulu var. Her eyaletin belli bir delegesi var. 538 kişi seçiciler kurulunun 270'i alan kazanıyor. Amerika'da e, demokratlara eğilimli, daima demokratlara oy veren eyaletler başka, cumhuriyetçilere başka. Bir de arada altı tane eyalet var. Bu eyaletler bazen demokratlara geçiyor, bazen cumhuriyetçilere. Mesela Florida Obama döneminde demokratlardaydı. Trump döneminde Trump aldı. 1924 yılından beri Florida'yı alan cumhuriyetçiler başkanı seç, başkan, başkan, oluyor. Yani cumhuriyetçiler Florida'yı almadan başkan olmamış. Florida'nın şu an oy oranına bakarsak Joe Biden ile Trump anketlerde başa baş gidiyor. Şu anki anketlerde Joe Biden 8-12 arasında farklı anketlerde önde görünüyor. Trump neden Twitter'dan kitleyle iletişim kuruyorsunuz sorusuna medyanın %97'si bana karşı demişti. Bu nedenle ben de Twitter'dan kuruyorum. Yani anketleri yapan kitleye bakarsak taraflara genelde küreselci eğilimli. Peki sonuç ne olur? Bu videoda sizlere sonuç ne olabilir üzerine görüşlerimi, ayrıca Joe Biden seçilirse ne olur, Trump seçilirse ne olabilir? Bunun ekonomik yönü, siyasal yönü, küreselleşme etkilerini kısaca değerlendirmek istiyorum. Joe Biden küreselci bir başkan. Yani demokratlar e, seçildiği zaman Amerika'da, Amerikan yeniden dünyanın e, Birleşmiş Milletler Endeksi küresel mekanizmasına döner. Şimdi Obama e, Trans Pasifik Ticaret Anlaşması'nı kurmuştu. Birliğini Transatlantik kurmuştu. Kendisine göre Trump geldi. Bunlardan çekildi. Paris İklim Anlaşması'nın öncülüğünü Amerika yapıyordu Obama. Ancak Trump geldi. Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi. UNICEF'ten çekildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildi. Dünyada bir ulus devletler var. Her ulus devlet kendi milli menfaatleri için Çalışır. Bir de tüm dünya için sürdürülebilir kalkınma planları yapan bir Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kuruluşlar var. Trump bu Birleşmiş Milletler ona bağlı kuruluşların dünya için önerdiği kalkınma modellerine, genelde politikalarına stratejilerine karşı bunu da saklamıyor zaten. Söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü ile ters düştü. 2021 Temmuz'da ayrılacağını ilan etti. Ee, küreselciler tüm dünya için yeni bir ideoloji peşinde, yeni bir yönetim peşinde. Bunu da ilerlemecilik adı altında söylüyorlar. Demokrasi, insan hakları filan falan. Şimdi Trump diyor ki Trump'ın Amerika'sı Trump yeniden büyük Amerika, en büyük Amerika diyor. Yani biz ideoloji ithal etmeyeceğiz bundan sonra dedi seçildiğinde. Yani demokratlar ideoloji ithal ediyor. Yani bir ülkenin rejimini değiştirmek için müdahil oluyor. Biz müdahil olmayacağız dedi. Ayrıca Orta Doğu'da işte birçok şey bir yerde demokratlar bizi savaşa soktu. 7 trilyon dolar kaybetti. Orta Doğu'da Bağdat'a inerken ışıklarımızı söndürmek zorunda kalıyoruz dedi. Yani yeniden büyük Amerika için Çin'e veya başka ülkelere yatırım yapmış Amerikan şirketlerinin istihdamını, yatırımını Amerika'ya yapması, istihdamı Amerika'da yapması diyerek baskı yaptı. Birçok Bizim Türkiye'de de daha önceden olduğu gibi mesela ilaç firmalarına baskı yaptı, fiyat aşağı indirdi. Savunma sanayi firmalarına baskı yaptı, fiyat aşağı indirdi derken ekonomiyi toparladı kendince. Ancak ne oldu? Koronavirüs geldi ve başka bir tablo çıktı ortaya. Şimdi Joe Biden küresel politikaları devam ettirecek. Trump Rusya'yı bırakın diyor. Gazeteciler Rusya'da şöyle oldum böyle oldum soru sorarken Çin'e odaklanın diyor. Amerika'nın gerçek düşmanı Çin'dir diyor. Joe Biden demokratların ise öyle Çin'e Trump gibi agresif bir saldırma şekli yok. Zaten Amerika'da teknoloji şirketleri küreseldir. Mesela Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna ile ilgili ele geçirilen mailleri var. Facebook, Twitter bunları yayınlamayı reddetti. Nedeni de hackerlıkla ele geçirilmiş bilgiler bunlar şeklinde. Joe Biden'in oğlu Ukrayna'da baskı yapmış şu hakimi görevden alın şeklinde. Başkan yardımcılığı döneminde. Şimdi Trump kim, Joe Biden kim? Arkasında kimler var? Hangi güçler var? Yani güç derken seçmen kesiminden bahsediyorum. Trump'ın arkasında bir evangelik kitle var. Beyaz Amerikan. Aynı zamanda üstün ırkçılığa var. Yani e, Amerika'nın gerçek sahibi biziz diyor. Gerçek sahibi elbette ki kızıl kızıl deriller ama ve e, bir de ırkçı örgütler, e, beyaz Amerikalılar, e, evangelikçiler, bir de siyonistler var. Bu lobi var Trump'ın arkasında. Yani yeniden büyük Amerika için Amerika'yı üstün gören, Amerikanları da üstün gören, Amerika'nın hegemonik güç kalması için Çin'i hedef tahtasına oturtan, Çin'le mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen bir Trump ekibi var. Ve Trump Joe Biden'ı suçlarken e, sosyalistlerin diyor, uzantısı diyor. Yani belli eyaletlerde sıkıntıra olmuştu, antifa hareketi falan vardı. Bunlar diyor Amerika dahi komünistler diyor. Ve Çin'in Truva gibi tanımlıyor e, Joe Biden'ı. Ve kaptırmayacağız size Amerika'yı diyor. Şimdi Joe Biden'ın arkasında Federal Reserve teknoloji şirketleri var. Büyük dünya çapında. Yani bu şey, teknoloji lobisi ve e, finans lobisi var. Bu lobi aynı zamanda New York, South London, e, Çin. Buralarda dünya çapında oyun kuran bir akıl var. Ve e, Amerika'daki bir uzun süredir Amerika'da olanlar var. Bir de sonradan göçmenler var Amerika'da. Ee, uzun sürede olsa. Mesela Amerika'da doğmayan bu seçimde oy kullanacakların oranı göçmenlik yoluyla gelmiş yüzde %10. Çok ciddi bir rakam bu. Ee, Amerika'daki Latino kökenlilerin e, oy kullanacak şeyi e, 32 milyon, 31 milyon. Düşünün bu, bu sayıyı. Siyahilerde bu sayı çok ilginç. Siyahilerden daha yüksek bu seçmen sayısı Amerika'da. 32 milyon. Siyahiler 30 milyon. Asya kökenliler 11 milyon. Seçmenin üçte biri. Şimdi Trump göçmenlere karşı çocuk doğur Amerika'da çocuk doğup vatandaşlık arıyorlardı. Ona karşı öğrenci vizeleriyle ilgili mahkemeler bozdu ama karşı çıktı. Göçmen istemiyorum Amerika'ya diyor Trump. Meksika'ya duvar örmeyi önerdi. E, Meksika sınırına ve göçmenlerle mücadele Amerika bizim kimse gelmesin diyor. Sadece Amerikan şirketleri buraya yatırım yapsın diyor. Dolayısıyla Amerika'daki o beyaz, beyazlarla e, Demokrat Parti'nin e, arkasındaki beyazlar aynı zamanda göçmen ağırlıklı mekanizma kutuplaştı. Birçok CEO'nun röportajlarında Amerika'da eskiden biz bir araya gelir, bir çözüm üzerinde konuşabilirdik diyor ama şu an tamamen görüş ayrılığı var. Yani son dönemde. Amerika'da bir de Z kuşağı var. Yani yeni oy kullanacak olanlar var. Bir de Q hareketi, Anon kuşağı denen bir kuşak oluştu. Trump'ın derin devletle mücadele ettiğini söyleyen, işte çocuk kaçırmalarla falan bunu böyle organize bir harekete dönüştüren bir de ayrı bir ekip var Amerika'da. Bunlar da kuşağı ciddi anlamda etkiledi. Büyük çoğunluğu da zaten öne sürdükleri şeylerin büyük çoğunluğu propaganda amaçlı, halkı yönlendirmeye amaçlı sahte şeyler. Şimdi bu seçimlerde e, oy kullanma, erken oy kullanma başladı. Hem de çok ciddi sayıya çıktı erken oy kullanma. Posta yoluyla oy kullanma olayı var. E, başladı. Geçen seçime göre iki kat, 80 milyon kişi posta yoluyla oy kullanabilir. Amerika'nın e, deminki bahsettiğim kritik eyaletler var. Bu eyaletlerde seçimi alan başkan olur. Bu eyaletlerin delege sayısı 101 seçiciler kurulundaki. Hangi eyaletler bunlar? Florida. Geçen seçimde %1.2'lik farkla Trump Florida'yı almış. Bu seçimde azıcık anketlerde Joe Biden önüne görünüyor ama başa baş. Michigan, bu geçen seçimde Trump %0.2'lik farkla almış. %2'lik değil, 0.2'lik farkla almış. Ve biliyorsunuz Michigan'ın demokrat valisini kaçırmak istediler. FBI yakaladı valiyi. Ee, yine e, Minnesota, Trump %1.5 ile almış. New Hampshire, Trump 0.4 ile almış. Pennsylvania, Trump 0.7 ile almış. Wisconsin, Trump 0.8. İşte bu 0.7, 0.2, 0.1.5 farklı alınan bu eyaletlerin 101 delegesi var. Hillary Clinton fazla oy aldığı için delege sistemine göre Trump seçilmişti. Şu an... Amerika'da farklı bir durum var. Geçenki seçimde Trump'ın kazanacağını Twitter'da 30 Eylül tarihli analizimde neden kazanacağını 30 Eylül 2016 tarihli analizinde Hillary Clinton kazanacağını düşünüyorduk ama Trump kazanacak, neden kazanacak diye analizlerim vardı. Yine bu seçime baktığında kim kazanır? Doğrusu net bir şey söylemek çok zor. Anketler Joe Biden'ı bariz önde gösteriyor demokratların nedeni yüzde on fark atıp hile var problemini ortadan kaldırmak istiyorlar. Çünkü eğer e, az bir farkla seçilirse Trump koltukta kalkmaz diyorlar. Şimdi e, o nedenle e, ona, biz diyorlar yüzde 12 öndeyiz şu an. Gerçek bu mu? Hiç zannetmiyorum. Yani Trump'la seçilirse sürpriz olmaz. Koronadan öncesi benim kendi kanaatim Trump Kesin seçilirdi korona öncesi ama şu an ekonomi dünyanın her yerinde önemli. İşsizlik 50 milyona dayandı ve özellikle kadın seçmenler Trump'a oy vermişti. Şimdi kadın seçmenlerin ağırlıklı geçim nedeniyle çok Biden'a yöneldiği görülüyor. Aynı zamanda Amerika'da ölenlerin büyük çoğunluğu siyahi ve beyazlardan da yaşlılar. Trump'ın seçmenleri yaşlılardı ve yaşlı kesimden de ciddi oy kaybettiğini tahmin ediyorum ekonomilerden dolayı. Amerika'nın nüfusu, dünya nüfusunun yüzde dördü ama koronada yüzde yirmi. Burada tuhaf bir durum var. Şöyle bir soru işareti koyuyorum. İlk koronanın başladığında bunun Amerika'yı etkileyeceğinin fazlasıyla Türkiye'de söyleyen tek kişi, tek kişiydim. Bunu zaten biliyorsunuz televizyonlarda. O dönemden Amerika'da bir Türk arkadaş aradı. Demokrat Parti'de üst düzeylerde biri emin misin dedi eminim dedim yani bu böyle siz dedim tedbirinizi alın ve dedim Trump'ı indirmeye ayarlı bir mekanizma da Amerika'da kendi zuhur ederse hiç şaşırmam dedim bu korona bahanesiyle korona zaten var ama onun organizasyon şekli Trump'ı indirecek şekilde kurgulanabilir e, görüşlerim vardı şu an geldiğimiz noktada Trump'ı frenleyen şey korona koronanın getirmiş olduğu ekonomik çöküntü Joe Biden vaatlerinde diyor ki zenginlerden daha çok vergi alacağım. Gelir yüksek olanlardan daha çok vergi alacağım. Trump zenginlerden ve gelir yükseklerden öyle çok vergi alma taraftarı değil. Joe Biden sağlık sektöründe Obama'nın bir sağlık projesi vardı. Ciddi anlamda e, sağlık sektörünü geliştireceğim diyor. Seçim şu seçim döneminde korona nedeniyle bu çok anlamlı. Çünkü koronaya yakalanan birçok Amerikalı bu noktada sıkıntı yaşadı bir sağlık reformunu bekliyor. Joe Biden'ın e, Amerika'nın dolarının rezerv para olmasında petrol çok önemli bir şey. İki başkanın bakışı farklı. Trump fosil yakıtlara devam diyor. Aynı zamanda Amerika'da kaya gaz üretimine devam diyor. Ancak Joe Biden yenilenebilir enerjiye ağırlıklı vereceğiz. Ve dünyadaki enerji noktasında Paris İklim Anlaşması çerçevesinde bir strateji izleyecek. Trump seçilirse hedef Çin, Pasifik Denizindeki e, askeri faaliyetler ağırlıklı olacak. Orta Doğu'da rutin şeyler devam eder. İsrail'in güvenliği endeksli şeyler devam eder. Suudi Arabistan'ı desteklemesi, Mısır'da Sisi'yi desteklemesi devam eder. Ancak Biden seçilirse Sisi'ye de mesafeli davranabilir. Suudi Arabistan'a da başkan olarak mesafeli davranır. Ha, Pentagon mesafeli davranmaz o ayrı bir şey. Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili geçmişte gafları vardı. Ne demişti? Bir keresinde Rand Corporation raporunda, Foreign Policy dergisinin bir makalesinde de vardı. Türkiye'de bir diktatörlük var. Muhalefet iyi organize olursa bu devrilebilir. Burada Trump'ın biz ideoloji ithal etmeyeceğiz, diğer ülkelerin iç işlerine karışmayacağız ilkesinin dışında Joe Biden bir ülkenin içinde muhalefet dizayn etmekten bahsediyor. Yani ben dünyada birçok ülkenin iç işlerine karışırım demek istiyor. Diyor ya zaten açıkta. İki tane farklı bir şey var. Joe Biden hedefi Ruslara koyacak. Çin, şey, Trump Çin'i koyacak. Joe Biden hedefi diktatör görünen sözlü ülkelere koyacak. Trump hiç benim umurumda değil. Amerika ile işbirliği yapıyor mu yapmıyor mu? Amerika'nın menfaatine göre mi? Benim favori diktatörüm Sisi demişti. Kuzey Kore lideri içinde öne, iyi, iyi dostum falan diye açıklama yapmıştı. Şimdi dünyada 21. yüzyılda bir küresel mekanizma var. Kapitalizm ve komünizmin bir sonraki aşamasında bir dijital dünya yönetiminden bahsediliyor. Bu projelere Joe Biden sıcak bakan biri. Trump ise bunu reddeden, böyle bir şeyi istemeyen Joe Biden'ı din dışı ilan etti. Dine zarar verir şeklinde. Gitti kilisede önünde genelkurmay başkanıyla açıklama yaptı. Şimdi Trump sıkça hile vurgusu yapıyor. Posta yoluyla kullanılan oylarda hile olabilir diyor. Olacak diyor. Hatta gittiği bir eyalette çift oy kullanın dedi. Hem postayla seçmenlerine hem de real oy kullanmayı önerdi. Ve bu hile şeyini sıkça 2016'da da Pensilvanya'da Trump atılan oylar makineden hile çıktığı için makine bozuldu demişlerdi. Trump'ın silahlı bir gücü var. Şimdi burada hileyi çok seslendiriyor. Demokratların da en çok korktuğu şeyi bu. Amerikan tarihinde ilk kere EPA başkanı çıkıp televizyonda açıklama yapıyor. Biz hileyi kontrol altına alacağız diyor. Bu da enteresan bir şey. Trump'ın arka arkaya John Bolton'dan tut da birçok kişi yeğeni de dahil Trump hakkında kitap yazdı. Hele bir tanesi var ki orada diyor ki e, kitapta, Trump diyor Ocak ayında virüsün çok tehlikeli olduğunu söylemişti diyor. Ama gerekli önlemi almadı diyor. Virüsün faturası Amerika'da Trump'a yıkıldı. Cumhuriyetçi eyaletler genelde kapanmayı yapmadı. Demokrat eyaletler yaptı. Dolayısıyla virüsün bu kadar yayılmasında Amerikan halkı özellikle kadınlar Trump'ı sorumlu tutması sağlanmış oldu. Bir de son dönemde Trump'ın hastalığa yakalanması ve kampanya koordinatörünün yakın çalışma arkadaşlarının koronavirüse yakalanması Trump'ın çalışmalarını aksattı. Yani biraz geri kalmasını sağladı. Televizyonda bir tartışma oldu. Televizyondaki tartışmaya bakarsanız sanki bir yani Latin Amerika ülkesinde diktatörlerin tartışması gibi birbirlerini hakaret eden, aşağılayan Amerikan lider adaylarını gördük. Yani Joe Biden Putin'in finosi hitap ediyor. O ona akılsız diye hitap ediyor. Görseniz yani görmüşsünüzdür. Hiç akla sığar şeyde değil. Şimdi seçim gencesi Trump'ın ekibi bu işi mahkemeye taşımak isteyebilir. Yüksek mahkemede zaten bir, kişi, bir üye vefat etmişti. Bunu mahkemeye taşımak için hile organizasyonları yapılır mı yapılmaz mı? Endişe Amerika'da bu. daha önceden bir seçimde W. George Bush'la ile Al Gore'un seçiminde başkanlık 36 gün sonra belirli olmuş, belirlenmişti. 2016 seçiminde ise e, saat iki buçukta Trump'ın başkanlığı üç aşağı beş yukarı belli olmuştu. Trump başkanlık konuşmasını yapmıştı. Bu seçim biraz daha farklı görünebilir. Çünkü Amerika'daki kutuplaşmış iki kitlenin dünya görüşü farklı artık. Amerika'da 72 milletten insan var. Hepsinin dünya görüşü farklı da Amerika'nın geleceği için farklı görüşte sahipler. Ve Joe Biden LGBT'den tut da birçok küresel mekanizmanın şeyini okey verirken, Amerika'nın Trump'ın arkasındaki dinci mekanizma ekip öyle bir şeyi istemiyor. 2015'te 11 eyalet Obama'yı mahkemeye vermişti. Siz bizim ahlakımızı bozuyorsunuz diye. Trump'ın arkasındaki ekip aynı zamanda silahlı. Son dönemde ilginç şeyler de oluyor. George Floyd'un öldürülmesinden sonra, siyahi polisin nefes alamamasından sonra Amerika'da ne olduğunu gördük ve siyahilerin silahlı askeri birlikler gibi hareket eden grupları da gördük. Bunlar Amerikan tarihinde şaşırtıcı. Özellikle e, Atlanta'da e, Klux Klan KK, Kuru Kafa, KKK 3K örgütünün ırkçı örgütün merkezinde siyahiler ağır silahlarla gelir. Biz geldik siz neredesiniz gibi. Karşılıklı iki tarafta da silahlı gruplar dolaşıyor. Bu seçimde A şıkkı e, e, temsilciler meclisini de Joe Biden açık ara alırsa az bir hasarla bu işten kurtarılır. Ama senatoyu aldı temsilciler meclisini aldı senatoyu alamazsa Amerika'da sistem kilitlenme ihtimali var. Ancak az bir fark alırsa yine Trump kalkmıyorum der mi? Yani diyebilir. Zaten bunu daha önceden gündeme gelmişti ve mahkemeye yansırsa iç sürüncemeye gider. O sürünceleme arasında Amerika'da bir iç problem gündeme gelebilir mi? Evet gelebilir. Yani bir provokasyonla gündeme gelebilir. VIP suikastlar özellikle Aralık ayından sonra gündeme gelebilir. Maalesef Amerika'da dünyanın göz bebeği olan yani modern dünyanın diyelim Amerika'da biz konuştuğumuz şeyler bu noktada. İhracatlar arasında düşünce farkları, gelir farkları, korona son sürat devam ediyor. Nerede duracağı belli değil. Koronanın ekonomiyi nereye etkileyeceği belli değil. Ama karşılıklı kısmen de olsa anlatmaya çalıştım. Joe Biden geldiğinde dünyada iç işlere müdahale devam edecek. Birleşmiş Milletler güçlendirecek. Trump'ın Çin'e çalışıyor dediği Dünya Ticaret Örgütü'ne devam edecek. Peki. Çin'le nasıl mücadele edecek Joe Biden? Çünkü arka planda birçok görüşte ortak hareket ediyorlar. Trump gibi gümrük vergisi uygular mı? Baskı yapar mı? Trump gibi Amerikan şirketlerine Çin'den çıkın der mi yatırımınızı? Bir de şimdi 21. Dijital Dünya'nın kurulmasında Trump ekibi e, telekomün telekomünikasyon altyapısının ne demek olduğunu biliyor. Hawaii hızla yayıldı Avrupa'da da, Afrika'da da, e, Orta Doğu'da da. Çünkü telekomünikasyon altyapısı istihbaratı belirler. İngilizce istihbaratı bir açıklama yapmıştı. Huawei'nin olmuş olduğu altyapılarda biz gerekli teknik takibi yapamıyoruz şeklinde. Yapamayabiliriz şeklinde. Batı kaynaklı olsun diye. Ve Amerika'nın bu noktada keskin tavrı nedeniyle Çin'den Nokia, Ericsson ve bazı şirketler yatırımlarını, telekomünikasyon yatırımlarını Vietnam'a doğru kaydırdı. Eğer Trump yeniden seçilirse, Çin'le çok şiddetli bir mücadele. Orta Doğu'dan daha çok Pasifik, Güney Çin denizinde mücadelenin olacağı. Aynı zamanda NATO gibi benzeri bir Pasifik NATO'sunun kurulacağını göreceğiz. Avustralya, Hindistan, Japonya gibi ülkeleri içine alan orada yeni bir askeri park kurulacağını göreceğiz. Biden seçilirse askeri pak yerine Obama'nın Trans-Pasifik Anlaşması gibi bir ekonomik park göreceğiz. Birleşmiş Milletler Biden döneminde daha güçlü olur. Amerika Dünya Sağlık Örgütü'ne geri döner. UNICEF'e fonlarını yeniden aktarır. Paris İklim Anlaşması'na döner. Ancak Amerika dahi bu kutuplaşmada Türkiye gibi değil. Eyaletlerin kendine başına yönetimleri var. Farklı itirazlar yükselebilir. YouTube'un yayın ilkeleri çerçevesinde cümleleri toparlayarak konuşuyoruz. Bunu da zaten anlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik kim seçilir sorusuna doğrusu bu kez bir şey demek çok zor. Yani anketler 8-12 puan Joe Biden'ı önüne gösteriyor ama söylediğim gibi çok oy olmak değil, şu kritik eyaletler. Bu eyaletlerde de anketler açık ara Florida hariç, diğerlerinde Joe Biden'ı önüne gösteriyor. Trump da diyor ki bu anket şirketleri geçen gün de yapmıştı gördünüz ne olduğunu diyor. Aynı durum yine olabilir. Bir de 3 Kasım'da seçimler daha biraz zaman var çok seçimleri ama e, ciddi ifşalar gündeme gelmişti. En son Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna ile ilgili ifşaları geldi. Trump'la ilgili çok geldi zaten. Ve tam her türlü entrikanın ifşanın olduğu bir döneme girdik. Kısaca genel bir giriş yaptım arkadaşlar Amerikan seçimlerine ilgili bundan sonra seçime kadar sık sık bu konuyu ele alarak da gündemi takip etmenizi sağlayacağım. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.